Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz abi. Bugün ne yapıyoruz? Bugün abi istasyonun faydalarından ve zararlarından bahsedeceğiz. Ama genelde tabii ki de karlı bir iş. Ama biraz da zorlu bir iş. Biraz da zaman kaybı. Ama bakalım ne faydası varmış ne yokmuş. Şimdi öğrenelim bunları. Abi başta istasyon hayatın olduğu ortasında taşı var abi. Gidiyoruz yanına, basıyoruz, böyle bir sayfa açılıyor. Ve içinde modüller var yani. İstasyon modülleri. Deflektörümüz var. Bu canlı kalkan için olan parça. Bunun için de abi dükkandan veya anahtarlardan alabiliyoruz zaten. Gelelim, başka neyimiz var? Burada da abi gövde modülümüz var. Burada kalkan şey zırh görevi görüyor işte. Darı puanı falan vesaire. Gibi şeyler için. Savunma görevi yani. Roket hatalarımız var, böyle yazıyor. Roket 2, 3 var, 2 var. 3 tabii ki daha iyi. 3 her zaman daha iyi. Bana göre. Tecrübe desteklerimiz var. Şeref desteklerimiz var. Gördüğünüz üzere. Tamir modülü var ayrı. Bir de vuruş desteği var. Bunların da levelleri var. Bunları 16 level yaparsanız mesela maksimum seviyede kısa sürede dönüp size güç sağlıyor. %10 tipi şeref veya vuruş olarak. Tipi şeref tüm haritada işe yarıyor. Ama hasar desteği sadece bu haritada geçerli bir örnek. Evet, deflektörümüzü koyduk. Ondan sonra bunu koyalım. Bunları dükkandan tamir ettirebiliyoruz krediyle. Patlayınca da kredi kazandırıyoruz zaten. Düşman patlayınca. Başka bir şeyimiz var mı? Bakalım. Öncelikle istasyon şimdi başta büyük karı abi dediğim gibi tecrübe şerefi koyduğunuz zaman kapı veya görev yapacağınız zaman mesela 5 haritada istasyonunuz var, 5 istasyonun direkt kurduğunuz gibi %5 tip şeref alırsınız. Ama bir gün boyunca da 5-6 saat durduktan sonra bunlar yavaş yavaş 2'ye 3'e katlamaya başlayacak. Ve 3'e katladığı zaman da 5 istasyondan 15 ya da 20 milyon yani 20 %20 bir tipi şeref alacaksınız. Sizin için büyük avantaj. Niye dersen abi şimdi 120 tipi dediğin zaman 100 milyonluk görev bitirdiğin zaman 20 milyon tipi alacaksın yani. Günde 1 milyar kazanan adam için 200 milyon tipi yapar. Bu da büyük bir fark. Yani bir ufak yatık kesiyorum diye şey yapmayın yani. 3 milyon bir tipi kastınız burada. Yani 600 bin lira. 600 bin yani. Tipi gelecek şey. Tipi şeref. Yani şimdi bir tane tamir atalım şöyle. Genelde kör noktalara tamirleri koyarsanız daha iyi olur bence. Düşmanın mesela üst porttan gelecek mesela. Savunmak için altıya koymamız lazım mesela. Alt taraftan da gelir diye. Genelde alt taraftan saldırıyor herkes zaten. Yani genelde çok düşman geldiği zaman size eşit bir gemi geldiyse eğer yani istasyona çektiğiniz zaman istasyonu kesemez. Onu diğer türlü mesela ben geldim diyelim bu gemide mesela. Benim gibi gemi var. İçine çekti istasyonu. Ben onu belki içeri girip kesebilirim. Ama size örnek 8 veya 9 vuruşunuz aşırı yüksek değil. Modülünüz yok. Bu istasyona girip o gemiyi kesemezsiniz. Çünkü istasyon 300-400 bin vuracak ve tek atacak direkt. Çünkü zaten tam gelişmemiş gemilerde mecburen kalkanlar falan her şey yüksek olmuyor. Güçlenici de almıyor. Bu yüzden de patlıyor herkes. İstasyon bir anlamlı hangar gibi hem de hasar vuruyor. Sizin için avantaj. Roket atarsanız adam tek yerine patlar. Şimdi adam size 50 bin vuruyor. Buraya çektiğiniz zaman kovalayamayacak adam sizi. Onun gibi. Mesela atladığınız zaman istasyon sizin olduğu için istasyon içinde doğuyorsunuz. Bir avantajınız bu atlama sıkıntısını atladığınız zaman. Direkt atlamış tuşa basıp atladığın zaman içine doğmuş oluyorsun. Bir de artısı hangar olarak kullanabiliyorsun. Geminin içeriğini değiştirip veya ambarları burada satabiliyorsunuz arkadaşlar. Boşuna istasyon değil burası. Çok büyük avantajlara sahip. Burada kesersin, ambarda olursun, satarsın, hızlı hızlı kredi sağlarsın yani. Bunu dükkandan açık attırmadan da rahatlıkla alınabiliyor. Açık attırmadan dükkanda değilsem. Burada satılıyor. Bunlar zaten bedava kardeşim. Geçen şeyini ben aldım galiba aynı. 1 milyon bastım almış mı? Daha basit. Dediğim gibi kullanan arkadaşlarını toplanırsın. Bir tek sıkıntı bunun işi yarım saatte çökünerek 1 saat koruma giriyor. Akşam 6 ile 9 arası galiba 6 kat mı veriyor? Aynen. Yarım saatte 5 saatte de 6 saat veriyor. Geliştirme durumuna göre. Yani gayet mantıklı ve iyi bence. Ya onu da arkadaşınız karar verip takılabilirsiniz. Kasılan tek kurduğunuz zaman bence sıkıntı yok. Yani çünkü kasılırken zaman süre bir geçecek. O sırada 2-3 saat koruma soksan en az 3-4 saat geminiz rahat bir şeref alacak hem. Hem de koruma olarak sağlanacak mesela. Hadi botu buraya kaçırsın mesela. Eşit gemisini kesemez.
Yani birçok faydası var abi. Bol bol istasyon koymanızı öneririm yani. Çünkü 10 kişi aynı anda koyduğunuz zaman 1 dakikada kuruluyor. Ama diğer türlü tek kişi 10 dakikada 10 modül olduğu için yavaş yavaş koymak zorunda böyle. Başka iş ettikten sonra 5 dakika ile 4 saat yok. 5 dakika ile 1 saat arası bekletme kapalı şekilde bekleme şansı var. Onun harici işte dediğim gibi 5 dakika kurarsanız 30 dakika koruması açılır. 30 dakika sonra 1 saat korumaya girer. O istasyon katlama saatlerinde açarsanız eğer yarım saate 5 saat gelir abi. Bu sefer 5 saat boyunca korumalı olursunuz örneğin. Akşama kadar takılacağın geleceğin örnek. Mis gibi yani. 5 saat mesela koruma olduğunu düşün abi. 12'ye kadar gece rahat. Modüler tek tek böyle atılıyor dediğim gibi. Hiçbir zorluğu yok. Hem basit hem de krediyle tamir ediliyor. Hiçbir zarar teşkil etmiyor gemileri. Tüm ortada istasyon yok mesela. Ya yani istasyon olsa daha iyi mesela. En azından biraz hareketlilik olur. Düşmanlar hem gelir savaşırsınız rahat rahat. İstasyon demek hem düşman çeker hem de rahat kasarsın hem de biraz aksiyon yaşarsın. Da aksiyon oynuyoruz. Bunun için de faydalı bir şekilde istasyon dikip durmadan savaşabilirsiniz yani. Boşun düşmanlar ama canlı düşmanlarla oynamak daha iyi. Bot kesmektense. Bol bol istasyon dikmenizi öneririm abi. Trenler gelirse de yapacak bir şey yok. İstasyonu fazla savunmanıza gerek yok. Ve daha fazla patlamıyor ama hem kesiyor hem patlıyorsanız sıkıntı yok. Devamlı savaşın yani. Eğlencesini çıkartın. Başka husus var mı istasyonla ilgili düşünüyorum. Mesela bunları hepsini yerleştirdikten sonra tüm haritaları yerleştir. Hepsini aynı anda çapırsanız harita dolaşıp 5 dakika 5 dakikalık ayarlayıp bu sayede de aynı zamanda açmış olursunuz istasyonları. Dediğim gibi 5 istasyon olduğu zaman 16 level hepsi. Abi %10 %10 gelse bir gün içinde hepsi olduktan sonra. 5 istasyon 150 tip şeref yani. Bunu dikkatini buraya çekmek istiyorum. Yani güçlü klanlar neyi koruyor diye böyle merak ediyorsanız da yani o yüzden kuruyorlar abi. Çünkü tip şeref, rütbe kasmak, sırlama kasmak kolay değil. Bu yüzden de istasyonlar lazım oluyor. Bir de görevlerde. Yüzlük görevler geliyor 22 levelde. 22 levelde gelen yüzlük görevleri yaparken mesela 5 mi yer alıyor adam örnek? Bu sayede örnek 7 mi yer alacak? Onun gibi. Yani video bilgilendirici videoydu. İstasyon uzun süre kurulması o yüzden 10 dakika. Video uzun olmasına gerek yok. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.